Paris saldırılarının beyni Abdülhamit Abaud dahil saldırganlardan en az 3'ünün Belçika vatandaşı olması, Belçika'nın güvenlik sisteminin mercek altına alınmasına yol açtı. Ancak Belçika'nın Washington Büyükelçisi Johan Verbeke, Paris'teki saldırıların sadece Belçika'daki teröristlerce planlanmadığını söylüyor. This is just a common endeavor. Bu saldırılar radikal İslamcı teröristlerin el ele verip güçlerini birleştirmesiyle yapıldı. Teröristlerin Avrupa'da serbestçe dolaşabilmesi ve böyle saldırılar planlayıp gerçekleştirebilmesi, Avrupa Birliği'nin vizesiz seyahat uygulamasının sorgulanmasına yol açtı. Ancak Belçikalı Büyükelçi, Schengen sisteminin iptal edilmesi çağrılarına karşı çıkıyor. Schengen bölgesi Avrupa Birliği sayesinde elde ettiğimiz ve bir ülkeden diğerine seyahat ederken karşılaştığımız engelleri ortadan kaldıran bir özgürlük alanıdır. Bugün bazı sorunlar yaşadığımız için bu sistemden vazgeçmeyi doğru bulmuyorum. Ancak bazıları 26 ülkeli Schengen bölgesinin geleceği konusunda karamsar. Sınırları olmayan bir Avrupa Birliği'nin geleceği sorgulanmalı. İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Peter Westmacott, sistemde bazı değişiklikler yapılması gerektiğini söylüyor. İngiltere gibi Schengen dışında olan ülkeler daha kaygılı. Ülkemize zarar verecek kişileri durdurmak için sınır kontrollerimizin çok sıkı olması gerekiyor. Avrupa'nın başka bir sorunu da radikalleşme. Büyükelçi Verbeke bazı semtlerde sorun yaşandığını kabul ediyor ve gençleri radikal örgütlere katılmaktan vazgeçirmeye odaklanmak gerektiğini söylüyor. Müslüman mahallelerinde çok daha marjinal koşullarda yaşayan gençlere odaklanmamız gerek. Çünkü daha hassas ve savunmasız olan bu gençler maceraya atılmaya daha meyilli. Kozmopolit bir ülke olan Belçika'nın değerlerinden ödün vermeyeceğini söyleyen Verbeke, Müslüman toplumun Belçika'ya entegre edilmesi için daha fazla çalışmak gerektiğini vurguluyor. Ayşegül Smit, Amerika'nın Sesi, Washington.